Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırmak ve indirmek. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Evet. 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 Dolarla borçlandıysanız Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandıysanız Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar. Şimdi size bir soru. Başka bir şey daha. Bakınız. İshal sorunu var galiba. Öyle mi? İshal sorunu var galiba. Merkez Bankası'nın verilerini söylüyorum. Merhabalar sevgili halkım. Bu kez genel merkezimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biliyorsunuz iktidara gelişimizin ilk 6 ayında gençlere ve kadınlara sağlayacağımız kolaylıkları anlatmıştım. Ve şahitliğinizi rica etmiştim. Yine hatırlatayım, reformlardan söz etmiyorum. Bunlar ilk 6 ayda halkımıza nefes aldıracak düzenlemelerdir. Reformlar başka. Onlar zaten programlarımızda yer alıyor. Bugün sıra 3. başlığımıza geldi. 3. başlığımız, iktidarımızın ilk 6 ayında yurttaş özgürlüklerine yönelik sağlayacağımız 6 düzenleme olacak. Sevgili halkım, maalesef çok uzun yıllardır özgürlüğün ne olduğu konusunda bu ülkenin kafası karışık. İktidarlar bu ülkede hep birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladı. Birbirlerini ezdi. Hep beraber el ele yaptık bu hataları. Oysa insan özgürlükleri basitti ve kolay anlaşılır konulardı. Biz anlamak istemedik. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum. Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelmelidir. Uçmak istiyorsak kanatlarımızı ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız. Türkiye'de insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğmalı ve ömürlerinin sonuna kadar da öyle yaşamalı. Mirasım bu olmalı benim. Türkiye'ye bırakmak istediğim miras tam da budur. Neyse başlayalım. İktidara geldikten sonraki ilk 6 ay içinde özgürlükler alanında atacağımız ilk 6 adım şunlardır. 1. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu adıyla yeniden yapılandırılacak. Bu kurum toplumsal ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlalleriyle mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları insan hakları çerçevesinde denetlenecek. Kurum herkes için eşit hak ve fırsatları teşvik edecek. Gerekli hallerde yaptırım uygulayacak. Şunu da söyleyeyim. Bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı'nın binasını kestirdim. Aramızda kalsın. İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak. 2. Devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğü ve benzeri tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak. Örneğin, ifade özgürlüğü kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsayacak. İfade hakkı ve özgürlüğü ihlal edilen herkes, ihlali yapanların kimliğine ve sıfatına bakılmaksızın yargı makamlarına başvuru hakkına sahip olacak. İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurulacak. İfade ve fikir özgürlüğünden dolayı
ceza almış olanların kayıpları tazmin ve telafi edilecek. Örneğin barış akademisyenleri Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız işbaşı yapacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar tahliyeyi gerektiriyorsa tahliye gerçekleşecek. Yeniden yargılamayı gerektiriyorsa vakit geçirmeksizin yeniden yargılama süreci başlatılacak. 3. Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımızın mağduriyetleri aralarında tazminat ödenmesi seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet vatandaşıyla helalleşecek. Açık yaralar kapatılacak. Herkesin hayatını eşit haklarla ve özgürce yaşayabileceği bir Türkiye olacak. 4. Sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Bir daha ifade edeyim. Sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Örneğin, kamu ve özel sektör işe alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar bu kanunda net bir şekilde tanımlanacak. Soranlar kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak. Basit bir örnek vereyim. Kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulmayacak. 5. Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Bir daha ifade edeyim. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Yani vatandaşın devleti denetleme özgürlüğü uygulamaya konulacak. Devlet sırrı kavramı evrensel kriterlere uygun olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Kamusal bilgiye açık erişim ilkesi doğrultusunda bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlara erişim hakkı verilecek. 6. Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üstünden yürümeye çalışacaklar. Varsın yürüsünler. Aynen öyle yapacağız. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz sevgili halkım. İşte böyle. 6 kolaylık başlığımızın 3.'sünü de tamamlamış olduk. Başaracağız sevgili halkım. Bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız. Vallahi de başaracağız, billahi de başaracağız. Göreceksiniz. Çocuklarınız sizin yaşadıklarınızı yaşamayacak bu ülkede. Allah hepimize böyle güzel bir Türkiye nasip etsin. Haydi hoşça kalın.